Dine temiyorum. Sana ne elin işsiz ırgatından? Bırak, ne halleri varsa görsünler. Onları savunmak sana mı düştü? He, ona mı düştü? He, bana düştü. Bak, deli deli konuşma, tepeme attırma. Dayına şimdilik adını vermeyeceğim. Ama bu haltlara devam edersen, vermek zorunda kalacağım. Bilmiş ol. Hüseyin Usta kim? Bunu ayrı yazmışsın. Taşlamaya gelenlerden değil o beyim. Niye yazdın o vakit? Kahvede ileri geri konuşmalar yapıyormuş. Irgatlarla işçilerin birlik olmasından bahsediyormuş. Teşkilatlanmak, sendika kurmak lazım diyormuş. Tanıyor musun bunu? Sizin fabrikanın ustası. Hem fabrikada çalışacak, ekmeğini yiyecek... Hem de bize karşı isyan çıkaracak, öyle mi? Ne âlâ memleket. Irgatları bize karşı galyane getiriyor demek ha. Ben hemen icabına bakacağım. Bu kadar adama ne yapacaksınız beyim? Hepsine tek tek haddini mi bildireceksiniz? Tek tek had bildirmekle olmaz Yasin ağa. Bu basit bir mesele değil. Hem sen demedin mi tarlaları da işgal etmek istiyorlar diye? Önlem almak lazım. Harekete geçmeden önlerini kesmek lazım. Hafız Efendi deyiver hele, doğru mu bu kıranların dediği? Ne demişler ki bu kıranlar? Güya burada ermiş bir zat yatarmış. He, doğru demişler. Zaten kıbriyadan mühim bir zat yatar bu ağacın altında. Ağaç işte, kendiliğinden bitivermiş bu mübareğin üstünde. Nasıl bilemedik bugüne kadar? Birdenbire çıkmadı ya ortaya. Mübareğin nereden çıkacağı belli olur mu hanım? Çarpılırsın maazallah. Yanlış anladın Hafız Efendi. Öyle demek istemedim. Bereket timsalidir bu ağaç. Beti bereketi artsın isteyen gelir, duasını eder. Yiyecek neyin varsa da bağışlar gider. Madem öğrendiniz, size sırrı da vereyim. Gece alayak çekilince kalkar mübarek yerinden. Ne var ne yok toplar. Boşuna bereket baba dememişler. Yapılan bağışın fazlasıyla misli misli gönderir. Rızkını bollandırır. Güzel Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz. Bak, nasıl da sorguya çekersin bu kullarını. Şüphe etmişler senin bu yatan mübareğinden. Affet bu kullarını ya Rabbi. Affet. Affet ya Rabbi kullarını. Affet, affet. Affet Allah. Affet ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Affet. Affet ya Rabbi. Usta, idareden çağırıyorlar seni. Zekai Bey'in yanına gidecekmişsin.
Gel. Gel bakalım Hasan Usta. Buyurun Zekai Bey. Beni istemişsiniz. Evet, istedim. Sağda solda insanları kışkırtacak konuşmalar yapıyormuşsun Hasan Usta. Sendikalaşmayı istemenin nesi kışkırtıcı? Başına buyruk iş yapamazsın Hasan Usta. Biz ne güne duruyoruz burada? Bir mesele varsa önce bize gelmeliydin, öyle değil mi? Hata yaptın Hasan Usta. Hata yaptın. Çalışanlar için kötü olan şeyler sizin işinize geliyor olabilir. Mesela? Mesela çalışma saatleri çok uzun. Aldığımız maaşlar son derece cüzi. Kimse hak ettiği parayı kazanamıyor. Şimdi söyleyin Zekai Bey. Patron olarak siz bunları çözebilir misiniz? Çözülemeyecek meseleler de vardır Hasan Usta. Öyle değil mi? Ve bunu anlamayan biriyle de çalışmaya devam edemeyiz. Haklarımızı savunduğumuz için mi kovacaksınız beni? Bu fabrikada başı bozukluğa izin vermeyeceğiz. Şimdi muhasebeye uğrayın. Alacaklarınızı tahsil edin. Sonra da fabrikayı terk edin. Fırçayı elime almak için sabırsızlanıyorum. Hemen başla istersen. No, bugün yerleşmeyi bitirelim. Ne derler, yarın yeni bir gün. Adana'da resim yapmak için daha yükselen bir yer bulamazdım. Çok mersi Halideciğim. Senin burada olman beni çok sevindiriyor. Konuşup anlaşabileceğim kültürlü birine öyle ihtiyacım vardı ki. Burada bunu bulmak mümkün değil. Artık aramana gerek kalmadı Mahşeri. İstediğin muhabbet olsun. Bonjour Serap. Comment la vous? Nazik davetinize hemen icabet ettim. Bir hoş geldin yok mu? Memnun olmadınız mı yoksa? Hoş geldin. Bu neydi şimdi? Yoksa burada olmamı istemiyor mu? Onun isteklerinin pek bir önemi yok artık. Bu ne biçim laf cicim? Abimin araları çok kötü. Gülünün çiftlikte yük mü kalmadı? Biraz karamsar düşünmüyor musun? Düzelir nasılsa. Bu sefer değil. Düzeleceğini hiç zannetmiyorum. İpler kopmak üzere. Serap, namı diğer Güllü. Yakında yolcu. Geçen gece pek iyiydiler. Ama o geçen geceydi. La Grand Amour bitti desene. O kadar da büyük bir aşk değilmiş demek ki. Abimi iki...